Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamalarda Pfizer BioNTech yani Uğur Şahin'in yaptığı aşı Ocak ayında ülkemizde olacak demişti. Ama bugün Uğur Şahin öyle bir açıklama yaptı ki aşı ile alakalı kötü durumu dile getirdi. Uğur Şahin şu anda durum iyi gözükmüyor. Stok sorunu yaşanabilir diyerekten açıklamalar gerçekleştirdi. Şahin şu an piyasadaki mevcut onaylı aşıların eksikliği sebebiyle üretim ve dağıtım sürecinde büyük boşluk oluşabileceğini söyledi ve aşı için herkesi uyardı. Uğur Şahin piyasada onaylı aşı eksikliği olduğu için bir boşluk meydana gelecektir. Şu anda durum iyi gözükmüyor. Diğer aşılar gelene kadar sorunlar yaşanabilir. Avrupa Birliği Pfizer BioNTech aşısına yavaş onay vermesi ve az sayıda sipariş vermesi nedeniyle ABD genelinde aşı sorunu yaşanabileceğini dile getirmişti daha öncelerden Uğur Şahin. Bugün yaptığı açıklamada ise dünya genelinde aşılarda bir problem çıkabilir dedi. İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış virüs ile mücadele edebilir olduğunu aktaran aşı ile Uğur Şahin bizim aşımız bu mutasyona uğramış türü de nötralize edip etmeme konusunda testlerimiz sürüyor. Ama büyük ihtimalle bu virüsün de hakkından gelecektir. Mutasyonda iyi sonuçlar verecektir. Daha kapsamlı sonuçlar gelecektir ifadesine yer verdi. Mutasyona uğramış virüsün güçlü olması durumunda ise aşıyı 6 hafta içerisinde değiştirebileceklerini dile getiren Şahin fakat böyle bir durum yeniden onay almaları için gerektiğini dile getirdi. Özellikle aşı probleminde stok sorunu yaşanacağını, üretim kısmında problemler olduğunu dile getiren Uğur Şahin yeni bir aşı üretim tesisleri kurma yolunda ilerliyoruz. İnşallah en yakın zamanda bunu aşarız. Önümüzdeki 2021 yılının ilk çeyreğinde 250 milyon doz üretme umudumuz var. Bundan dolayı aşımızı belirli miktarlarda eşit düzeyde dağıtmaya, satmaya çalışıyoruz. Aşı sıkıntısında problemler olacaktır diyerekten açıklamalar geldi ünlü profesör Uğur Şahin'den. Konuyla alakalı yorumlar sizin aşıdan şu anda bizim ülkemizde kullanılmakta olan yani kullanılacak olan aşı Çin aşısı ama Alman aşısında kullanmak isteyen vatandaşlarımız var. Bundan dolayı aşı ülkemize sizce ne zaman gelir? Ocak ayında gelir mi yoksa gelme süreci daha çabuk olacak mıdır? Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.